Evet, bugün amaç yaptım. Benim yaptığım birazcık yumurtası bol, ekmeği az. Böyle kurumuş yufka ekmekleri birazcık kavuruyoruz minicik. Yumurta kırıyoruz. Bu şekilde pişiriyoruz. Bir daha iki sefer inşallah yapma anı da çekelim. Ben şu an çok acıktım. Bu arada yufka ekmeğin içine dürüm yapıyoruz. Buradaki ekmek de bundan. Bunun kurumuş hali ama. Kurutulmuş. Ya da kuru halini saklıyorlar. Ekmek yapanlar bilir. Ben şu an elimde böyle küçük ufak minikler vardı, kurumuştu. Onları değerlendirmek istedim. Hemen ben size küçük bir dürüm yapıyorum. Bekleteceğim. Evet, ben size küçük bir dürüm yapma anını kaydedeyim. Ekmeğimizi böyle alıyoruz. Ekmeğin içine ekmek süreceğiz. Sonra buradan yumurtalı ekmeğimizi, yine yumurtalı ekmek geldi. Tavaya alayım ben böyle. Böyle alıyoruz. Bu arada ben pul biber ekledim. Bu zevk meselesi. Herkes katmıyor. Bakın, ekmek. Üzerinde yumurtalı ekmek var. Kurumuş ekmek demiştim. İsterseniz bu dürümünüzün içerisine peynir de ekleyebilirsiniz. Peynir diyorum. Çökelek de olabilir. Böyle. Sonra şu an ben kameramın açısını ayarlayamadım da şimdi idare edin. Çok acıktım. Bir an önce yemek istiyorum. Ben burada zeytinleri yerleştiriyorum böyle içerisinde. Normalde bu dürümü ısırıyorsunuz. Zeytini sonra ağzınıza atıyorsunuz da ben böyle ayarlıyorum. Şimdi nasıl denk getirebiliyorsun? Zeytin çekirdeğini ısırırsan falan. Yok diyorum, ben onu hissediyorum güzel. Isırırken hem de dikkat ediyorum. Böyle bodoslama da alma olayı yok. Yavaş yavaş yerseniz hiçbir şey olmaz. Bakın, böyle bir dürüm oldu. Tabii ben normal böyle dürüm yapanlar, köyde yaşayanlar kadar başaramamış olabilirim ama kendi karnımı doyurabiliyorum. Eskiden ısırayım hemen. Çok güzel. Çayım da var, merak etmeyin. Çok güzel.
Sonra yer buldum kendime. Bu arada o kupaların kıyafetleri çok güzel, çok hoş da içime anında o tüylerin değmesi pek hoş olmuyor. O yüzden çıkarttım şimdi. Neyse, ben kitap keyfi. Size biraz dışarıyı da göstereyim. Uf, canım dışarı çıkmak istedi ya, çıksam.